Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Cerit. 8. sınıf matematik üslü ifadeler konusuyla karşınızdayız bugünkü videomuzda. Hazırsanız yaslanın geri arkadaşlar başlıyoruz. Evet tam sayıların pozitif tam sayı kuvvetleri. Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak gösterilir demiş. Bakalım hemen şuraya. Burada arkadaşlar N tane A'yı kendisiyle sürekli A'lar çarpışmış bakın. Kendisiyle çarparak A üzeri N gibi bir ifade elde etmiş. Burada N'ye üst demişiz. A'ya ise taban demişiz. Hemen şu tarafa bakalım bir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, çarpı, 2. eşittir diyorum. Kaç tane 2'yi çarptım arkadaşlar ben? 5 tane doğru mu? 5 tane 2. Bunu arkadaşlar 2 üzeri 5 olarak ifade ediyoruz. Buraya üst diyoruz. Üst ya da kuvvet. Buraya taban olarak ifade ediyoruz. Evet. Sıfır hariç tüm tam sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir demişiz. Örnek veriyorum arkadaşlar. 5 üzeri 0. 5 üzeri 0 neye eşitmiş arkadaşlar buranın dediğine göre? 1'e eşitmiş. 1250'nin 0. kuvveti de yine neye eşitmiş? 1'e eşitmiş. Benzer şekilde tüm tam sayılar dediği için negatif tam sayılarla örnek verelim. Eksi 7'nin 0. kuvveti de arkadaşlar neye eşitmiş? 1'e eşitmiş. Devam edelim. Her tam sayının birinci kuvveti kendisine eşittir demiş. Evet. 5 üzeri 1 diyelim mesela. Bu ne demek arkadaşlar? Bir tane 5'in çarpılması. Bu da kendisine eşit olur zaten. Ya da 278'in birinci kuvveti. Bir tane 278'in çarpılması demektir. Bu da 278'e eşittir. Negatif tam sayılarda da yine aynı şekilde. Eksi 2'nin birinci kuvveti neye eşittir arkadaşlar? Eksi 2'ye eşittir. Devam edelim. Bir tam sayısının her tam sayı kuvveti 1'e eşittir demiş. Birin arkadaşlar birinci kuvveti neye eşittir? 1'e eşittir. 1'in 0. kuvveti de neye eşittir? 1'e Biri eşittir. 1'in 1243 1243. kuvveti de neye eşittir? Yine 1'e eşittir arkadaşlar. Burada ee, daha çok 1 değil de eksi 1'in kuvvetleri bizi ilgilendiriyor. Onunla biraz sonra ileride ilerleyen kısımlarda göreceğiz arkadaşlar. Pozitif her tam sayının tek ve çift kuvveti pozitiftir. Evet. 3'ün 5. kuvveti de pozitiftir. 3'ün 5. hatta 5 demeyelim fazla oldu. 3'ün Üçün 3. kuvveti kaçtır? 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 27'dir. 5'in 2. kuvveti 5 beş çarpı 5'ten 25'tir. 2'nin dördüncü kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16'dır. Bunlar da yine arkadaşlar nelerdir? Pozitif tam sayılardır. Negatif tam sayıların üstleri alınırken sayının parantez içinde olması ve olmaması sonucunu değiştirir demiş. Parantez yokken kuvvet işaretten etkilenmez ve sonuç negatif olur demişiz arkadaşlar. Şimdi eksi 2 sayısının 3. kuvvetine bakalım. Eksiyi yazıyoruz arkadaşlar en başa. 2 çarpı 2 çarpı 2 diyoruz. Buradan arkadaşlar eksi 8 olarak karşımıza çıkıyor. Ya da eksi 2'nin 4. kuvvetine baktığımız zaman Eksiği hiç yazmanıza gerek yok aslında. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den. Burası 16. Başında da bir eksi vardı. Bu da yine ne olacak arkadaşlar? Eksi 16 olacak. Evet. Parantez varken kuvvet işaretten etkilenir ve kuvvet çift sayısı sonuç sonuç pozitif olur demiş. Şimdi eksi 2'nin Eksi 2 demeyelim hatta. Kafa karıştırıcı olmasın. Eksi 3'ün ikinci kuvvetine bakalım. Şimdi eksi 3 ile eksi 3'ü iki defa yazıp çarpmamızı istiyor. Değil mi burası? Eksi 3 ile eksi 3'ü çarparken 3 ile 3'ü çarptım ben. 9. Peki eksi ile eksinin çarpımı eksi ile eksinin çarpımı yine ne oluyordu arkadaşlar? Pozitif oluyordu. O zaman burası ne olacak? pozitif olarak karşımıza çıkacak. Kuvvet tek sayı ise sonuç negatif olur diyor. Eksi 3'ün üçün 3. kuvvetine bakalım bu sefer. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. 3 tane eksi 3'ü yan yana yazıp çarptım arkadaşlar. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Peki eksileri çarpalım bu sefer. Eksi ile eksiyi çarptım artı. Artı ile eksiyi çarptım eksi. Gördüğümüz gibi sonuç ne oldu? Negatif olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet buradan diyoruz ki kuvvet işaretlerini etkileniyormuş. Kuvvet çift sayı ise sonuç pozitif oluyormuş. Kuvvet tek sayı ise sonuç negatif sayı oluyormuş arkadaşlar. Devam edelim. Tam sayılar negatif tam sayı kuvvetleri demişiz. Bir tam sayının negatif üssü alınırken sayının pay ve paydası yer değiştirilir ve üs pozitife döner demişiz. A sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere n bir doğal sayı olmak üzere demiş. A üzeri eksi n. A üzeri eksi n. Neye eşitmiş? 1 bölü A üzeri ne eşitmiş. Ya da A üzerine 1 bölü a üzeri eksi neye Şöyle gösterelim arkadaşlar burayı. 2 üzeri eksi 3 diyelim mesela. Şimdi 2'nin altında gizli bir 1 olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Şuranın. Hatta şurayı kırmızı ile yapalım. Şunun paydasında bir 1 olduğunu biliyoruz biz. Bunun payı ile paydasını yer değiştiriyoruz. Yani ne yapıyoruz? 1 bölü 2 olarak yazıyoruz. Şurayı silelim. Kafa karıştırmasın. 3'ü de getirip arkadaşlar üzerine yazıyoruz. Ama 3'ün önündeki eksiği kaldırıyoruz. Yine benzer şekilde 3 üzeri 5 mesela. 3 üzeri 5. Bunu arkadaşlar 1 bölü 3 üzeri ne nasıl yazıyoruz? Eksi 5 olarak yazıyoruz. Ne yaptı? Payda, paydan paydaya geçerken üstün işareti değişmiş oldu arkadaşlar. Rasyonel sayıların negatif üssü alınırken de sayının pay ile paydası yer değiştirilir ve üs pozitif üs pozitife döner demiş. 3 bölü 5 sayısına bakalım arkadaşlar. 3 bölü 5'in eksi ikinci kuvvetini aldığımız zaman bu sayıyı biz 5 bölü 3 olarak ifade ediyoruz. 5 bölü 3'ün ikinci kuvvet oluyor. Bakın burada eksiydi. Burada artık artıya dönmüş oldu. Yine bir tane daha yazalım. 2 bölü 7'nin ikinci kuvveti olsun bu da. Hatta 2 olmasın. 3 olsun. Üçüncü kuvveti olsun. Bunu yazarken de arkadaşlar pay ile paydanı yerini değiştirip 7 bölü 2'nin Eksi üçüncü kuvveti olarak yazarız. Ne yaptık? Pay ile paydayı yeri değiştirdiğimiz zaman üstün işareti negatiften pozitife ya da pozitiften negatife dönmüş oldu. Bir sayısının negatif kuvvetleri de 1'e eşittir demiş. Bir üzeri eksi 2. Bu ne demek arkadaşlar? 1 Bir bölü 1'in ikinci kuvveti demektir. Bu da arkadaşlar 1 bölü 1'den yine neye eşitmiş? 1'e eşitmiş. Benzer şekilde 1 bölü eksi 4 diyelim. 1 bölü 1 üzeri 4 olacak. Bu da arkadaşlar 1'in tüm kuvvetleri ne eşittir demiştik? 1'e eşittir demiştik. 1 bölü 1'den yine karşımıza 1 olarak ...çıkacaktır diyoruz arkadaşlar. Sıfır sayısının negatif tam sayı kuvvetleri tanımsızdır diyor. Şimdi sıfır üzeri eksi 2'ye bakalım. Sıfır üzeri eksi 2'ye bakalım. Bu ne demek arkadaşlar? 1 bölü sıfırın ikinci kuvveti demek. Doğru mu? Bu da dolayısıyla sıfırın ikinci kuvvetinin sıfır olduğunu biliyorsak bildiğimizden... 1 bölü 0 demektir. Burası arkadaşlar tanımsızdır. Tanımsızdır. Evet. Hiçbir zaman payda da 0 olmayacağını biliyoruz arkadaşlar. Değil mi? Evet. Devam edelim. Evet. Konumuz bu kadarmış. Sorularımıza bir bakalım. Birinci soruya bakalım. Eksi 7 çarpı, eksi 7 çarpı, eksi 7 çarpı, eksi 7. Kaç tane eksi 7 var? 4 tane eksi 7 var. Tekrar çarpımının üstü ifade olarak biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Eksi 7'den 4 tane olduğu için arkadaşlar eksi 7'nin 4. kuvveti olarak ifade edeceğiz ve denizli seçeneği bizim için doğru seçenek olacak arkadaşlar. Eksi 2'nin eksi dördüncü kuvveti ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar eksi 2'nin eksi dördüncü kuvvetiydi. Bunu şöyle yazabilirdik. Doğru mu? Eksi 2'nin eksi 1 bölü eksi 2'nin dördüncü kuvveti olarak yazarız. Parantez içinin negatif olduğunu görüyorum ve üzerinin Çift olduğunu görüyorum. O halde burası her türlü pozitif bir sayı olacaktır. O zaman A ve B seçeneklerini eleriz. Ee, şöyle yazalım bunu da. 1 bölü eksi 2'nin 4. kuvveti için. 1 bölü eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 diye yazdığımız zaman. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 Peki de arkadaşlar nasıldı? Eksi ile eksi artı Artı ile eksi 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 ile eksi artı O zaman 1 bölü 16 olarak Sonucumuza ulaşmış olacağız arkadaşlar 2 bölü 5'in Eksi 3. 3. Kuvveti ifadesinin değeri kaçtır demiş. 2 bölü 5'i hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. Yani payla paydasını yerini değiştiriyoruz. 5 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti oluyor? 3. kuvveti. Bu sefer burası ne oldu? Pozitife dönmüş oldu. 5'in 3. kuvveti için 5 çarpı 5 çarpı 5. Bölü. 2'nin 3. kuvveti için 2 çarpı 2 çarpı 2. Buradan arkadaşlar 5 kere 5 25. 25 ile 5 yaptığımız zaman 125. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 125 bölü 8 olarak karşımıza çıkacak. Evet. 4 üzeri a 1 bölü 16 ve eksi 2 üzeri b eşittir 1 bölü 16 olduğuna göre a çarpı b işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 4 üzeri a neye eşitmiş? 1 bölü 16'ya eşitmiş. Doğru mu? Şimdi 16 ile 4 arasında bir bağlantı kurmam lazım. 16'nın ne olduğunu biliyorum ben. 4'ün karesi olduğunu biliyorum. Doğru mu? Yani ikinci kuvveti olduğunu biliyorum. Peki buradan 4 üzeri a Şuradaki 4 üzeri 2 yukarıya çıkarken ne olacak arkadaşlar? 4 üzeri eksi 2 olacak. Doğru mu? O zaman arkadaşlar tabanlarımız aynı gördüğünüz gibi. Burası da 4, burası da 4. O zaman a neye eşit olacak? a eksi 2'ye eşit olacak. Peki devam edelim. Eksi 2 üzeri b neye eşitmiş? 1 bölü 16'ya. 1 bölü 16'ya. Peki 16 ile 2 arasında bağlantı kurduğumuz zaman 16'nın ben 2'nin 4. kuvveti olduğunu biliyorum. Bu 2'nin 4. kuvvetini yukarıya aldığım zaman yukarıya aldığım zaman eksi 2 üzeri b eşittir 2 üzeri eksi 4 olacak. Doğru mu arkadaşlar? 2 üzeri eksi 4 olacak. Hocam burada Eksi 2 var. Burada 2 var. Birbirine eşit olmadı diyeceksiniz. Şimdi üzeri bunun çift olduğu için üzeri çift olduğu için taban eksi 2 de olsa artı 2 de olsa sonuç değişmeyecektir arkadaşlar. O yüzden burayla burayı eşit gibi göreceğiz ve B neye eşit olacak? Eksi 4'e eşit olacak. A ile B'nin çarpımını soruyordu bize de. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarparsak arkadaşlar. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarpacak olursak. Eksi ile eksi artı olacaktır. 2 kere 4, 8 karşımıza çıkacaktır. C seçeneğinde. indi. Evet. Bu sorumuza da bakalım. A farklı 0 ve n bir tam sayı olmak üzere 1 bölü a üzeri n eşittir. a üzeri eksendir ve a üzeri n eşittir 1 bölü a üzeri eksi nedir demiş. Tamam bunu biliyoruz zaten. Aşağıdaki kütleleri üzerine yazan ve aynı renktekilerin özdeş olduğu pulların bir tanesinin yüksekliği gösterilmişti demiş. Her renkten en az bir kez kullanılacak şekilde belirli sayıda pul üst üste koyularak kütlesi 35 gram olan bir yapı oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan yapının yüksekliği kaç desimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar kütlelerine bakalım buranın. Bu 15 grammış, bu 10 grammış, bu 5 grammış. 35 gramı elde etmek için arkadaşlar bundan bir tane kullandım. 15 kullandım. Bir tane bundan kullandım. En az bir kez kullanılması lazım ya. Kullandığım zaman ne oldu? 10 koydum. 25 oldu. 5 gram daha koydum üzerine. 5 gram daha koydum üzerine. 30 gram oldu. Ama bizden Kaç gram olmasını istiyor? 5 gram, o şey, 35 gram olmasını istiyor. O zaman buraya 5 grama daha ihtiyacım var. Doğru mu? Onu da arkadaşlar şu sarı puldan elde etmeye çalışacağız. Şöyle yapalım. Ee, sarı puldan Sarı puldan kaç tane lazım? 2 tane. Yeşilden 1 tane maviden buradan da bir tane arkadaşlar. Doğru mu? O halde şöyle bakalım. Sarının uzunluğu ne? 5 üzeri eksi 1 desimetre. 5 üzeri eksi 1 ne demek arkadaşlar? 5 üzeri eksi 1. 1 bölü 5 demek. Doğru mu? 2 tane olduğu için 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 diyorum. Üzerine artı dedim. Yeşilinkine bakalım. Yeşilinki neymiş? 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri eksi 2 ne demek? 1 bölü 2 üzeri 2 demek. Bu da 1 bölü 2 kere 2 4. Doğru mu? 1 bölü 4 demek. 1 bölü 4. Artı diyorum. Mavi. Mavininkine baktığım zaman da 2 üzeri eksi 1'miş. 2 üzeri eksi 1 ne demek? 1 bölü 2 üzeri 1. Bu da 1 bölü 2 ol demek. Doğru mu? Burası da 1 bölü 2 imiş. Şimdi rasyonel sayılarda toplama işlemi yaparken ne yapmamız lazım? Önce paydaların eşit olması lazımdır. Paydaları eşitlemek için 5, 4 ve 2 var. Bunlar nerede eşitlenir arkadaşlar? 20'de eşitlenir. Doğru mu? O halde burayı neyle çarpmam lazım? 4 ile, burayı 4 ile, burayı 5 ile, burayı 10 ile çarpmam lazım. Şimdi çarptığımız zaman da arkadaşlar şöyle olacak. 4 bölü 20 artı 4 bölü 20 artı 5 bölü 20 5'li bir gaye çarptığım zaman artı 10 bölü 20. Burayı da topladığım zaman arkadaşlar 4 4 daha 8 5 daha 13. 10 daha 23. Paydaların hepsi eşit olduğundan aynısını yazıyoruz. 23 bölü 20 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu da Ceyhan'ın C seçeneğinde bulunmaktadır. Devam edelim. Şimdi aşağıda iki ibreli bir akort cihazı gösterilmiştir demiş. İbareler şekilde gibi olduğunda birinin gösterdiği değer taban, diğerinin gösterdiği değer üst olacak biçimde bir üstü ifade elde ediliyor diyor. Buna göre sonuç ne olur? Elde edilen üstü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisi ne olur? Hangisi olabilir demiş. Şimdi birisi nerede durmuş? Eksi 4'te durmuş. Birisi nerede durmuş? 3'te durmuş. Şimdi arkadaşlar burada iki farklı durum söz konusu. Doğru mu? 3 üzeri 4 olabilir. Bu taban olup büyüs olduğunda. Ya da 4 üzeri 3 olur. Doğru mu? Ya da 4 üzeri 3 olur. Şimdi 3 üzeri eksi 4 ne demek? Ona bakalım. 3 üzeri eksi 4. 1 bölü 3 üzeri 4 demek. Doğru mu arkadaşlar? 1 bölü 3 üzeri 4 demek. Peki 1 bölü 3 üzeri 4 ne demek? 1 bölü 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 4 tane 3'ün yan yana yazılıp çarpılması demek. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 ile 3 çarptığınız zaman 81. Bu ne eşit olur arkadaşlar? 1 bölü 81'e eşit olur. Eksi 4'ün 3. kuvvetine baktığım zaman. Eksi 4'ün 3. kuvvetine baktığım zaman. Eksiyi en başa yazıyorduk. 4 çarpı 4 çarpı 4 diyorduk. Doğru mu? 4 kere 4 16. 16 ile 4'ü çarptığımız zaman 64. Bu da eksi 64 olarak karşımıza çıkacak. Şıklarda ya bu olacak ya bu olacak arkadaşlar. Hangisi var? Baktığımız zaman 1 bölü 81 cevabımız olacak arkadaşlar. Evet şuna bakalım. Aşağıda tabanı dikdörtgen biçiminde olan bir tepsinin tabanının kenar uzunlukları verilmiştir. Bu tepsinin üzerinde taban kenarlarına paralel olarak duran ve Görünen yüzü kare biçiminde olan bir tabak gösterilmiştir. Tabağın birim cinsinden kenar uzunluğu 5'in pozitif bir tam sayı kuvvetine eşittir. Şimdi 5'in pozitif bir tam sayı kuvveti dediğine göre 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3, 5 üzeri 4 diye sonsuza kadar giden bir sayılar olacak ancak Bunlardan bir tanesini seçebileceğiz biz. Buna göre tabağın görünen yüzünün çevre uzunluğu en fazla kaç birimdir diyor. Şimdi şuranın ne olduğunu biliyormuşuz biz. 2 üzeri 7 olduğunu biliyormuşuz. 2 üzeri 7'nin ne olduğuna bakalım arkadaşlar önce. 2 üzeri 7'nin ne olduğuna bakalım. 2 üzeri 7 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı, 2, çarpı, 2, çarpı, 2. Kaç tane oldu? 7. Burası arkadaşlar 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 ile 2 32, 2 ile 32 64, 64 ile 2 128. Yukarıya baktığım zaman arkadaşlar 6 üzeri 3'müş. 6 üzeri 3 şuraya yazdığımda 6 çarpı 6 çarpı 6, 3 tane 6'yı yan yana yazıp çarptım. 6 kere 6 36, 36 ile 6'yı çarptığım zaman 216 gibi bir sonuç bulacağız arkadaşlar. Şimdi 5'in kuvvetinden birisi olacak. Ancak buradaki kuvvet arkadaşlar bu tepsinin içerisine sığması için taban Tepsinin kenar uzunluğundan küçük olması lazım. Şimdi 128 mi büyük? 216 mı büyük? 216 büyük. Ancak biz 128'i dikkate almalıyız ki bu şeklin kare olduğunu unutmadan burayla buranın uzunluğunun eşit olduğunu bilmeliyiz. O halde arkadaşlar 5'in 128'den küçük olan kuvvetlerine bakalım. 5'in birinci kuvveti 5'tir arkadaşlar. 5'in ikinci kuvveti 5 beş çarpı 5'ten 25'tir arkadaşlar. 5'in üçüncü kuvveti 5 çarpı 5 beş çarpı 5'ten 125'tir arkadaşlar. 5'in 4. kuvveti, 5'in 4. kuvveti 5 çarpı 5 çarpı 5 beş çarpı 5'ten 625'tir. Şimdi 128'den küçük olacak ve en fazla işaretin gördüğümüz için şurada en büyüğünü 128'den küçük olanların en büyüğünü alacağız. Yani 125 santimi alacağız arkadaşlar. O halde her bir kenar uzunluğu 125 ise 125 ise 4 tane 125 çarptığımız zaman 500 gibi bir çevre uzunluğuna ulaşmış olacağız arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda eee üstü ifadelerin özellikleriyle ilgili konu anlatımı yapacağız. Ee, takipte kalmaya devam edin. İyi çalışmalar dilerim.